Aslı, kızım. Annene sor bakalım, bir şey lazım mıymış? Tamam kızım. Geliyorum ben de. Ha, deden evde mi? Tamam. Ne yapıyorsun burada? Sen misin İsmet? Geç oldu baba. Gidelim istersen. Olur, olur. Baba, pek dalgındın. Ben mi? Yok canım. Öyle işte. Babacığım, kemerini takalım mı? Ha. Sen niye erken geldin? Baba, cumartesileri erken geliyorum ya, unuttun mu? Aman canım, neyse. Yardımcı olayım mı baba? Yok. Evet Aslı, nasıl sayılar bunlar? Asal. Asal yazsana kızım. Allah Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sözüm ona, ders çalışıyoruz. Hanımefendinin aklını yere indirebilirsek tabii. Ama yaz tatili baba ya. Olsun kızım, olsun. Tabii ya. Böyle böyle iyi alıştın sen. Sen ne yaptın? Babam da parktaymış. Birlikte geldik. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Yok da... Mutsuz bu adamcağız İsmet. Vallahi nasıl söylesem... bizi de kendine benzetiyor. Thank you.
haber dede? Ne arıyorsun sen? Oyun CD'lerim eksik de onlara bakacaktım. Ha. Vay, dedeme bak be. Ne? Hala öyle ha. Ne aşkmış ama. Helal olsun vallahi, bravo. Hadi oradan be. Dede, nasıldı o zamanlar aşna fişte falan ha? Bırak zevzekliği hadi. Ya anlatsana ya. Deniz kıyısına falan gider miydiniz? Ne yapardınız? Defol şuradan edepsiz. Ya anlatsana dede ya. Çık dışarı dedim sana. Çık, çık. Az çapkın değil misin dede ha? Ne oluyor ya? Ne olacak? Abim orada. Tamam tamam, ben hallederim. Gel buraya dede, şaka yap. Gel buraya diyorum. Dede. Seni bir elime geçirirsem sorarım hesabını. Biraz zor ama. Yüzsüz, terbiyesiz, edepsiz şey seni. Kabahat sende değil, seni yontan toruna da kabahat. Mert! Ne oluyor yine? Nereye gidiyorsun? Hiç olmazsa ikindiyi cemaatle kılarım. Burada şu hergeleyle uğraşacağım ha. Teşekkür ederim. Ne yapacağız İsmet? Neyi ne yapacağız? Babam burada olmuyor artık. Görüyorsun yani. Ne yapayım canım? Sokağa mı atayım adamı? Hem Mert bu kadar üstüne gitmesek kimseye zararı yok adamcağızın. Ya abi bırak ya. Ben abi. Şuna bak. Sizi bir de adam gibi dursa ya şu evde. Ya of. Yine ne var ya baba? Canım. Bana bak Mert efendi. Dedene adam gibi davranacaksın. Anlaşıldı mı? Ya kızıyor her şeye adam baba. Bu benim suçum mu? Sırıtma. Biraz saygılı ol. Susmasını öğren. Tamam be tamam. Sen nerelerdeydin? Kaç yıl oldu? 50 mi? 55 mi? Ha? Nerelerdeydin sen Bican? Seni de diğer arkadaşları da çok özledim Bican. Çok. Nasıl özlenen? Kardeşten, hatta anadan babadan daha yakındık birbirimize. Geldikten sonra çok aradım seni. Gemide de sordum. Yok dediler. İnanmadım. İnanmak istemiyordum yokluğuna. Gemicilere bile soruyordum Nurcan seni. Şşş, ne oldu? Gel, ne gel, var? Gel. Klinikalara bile soruyordum. Bir canım nerede diyor. Bulamadım seni. Ne seni, ne Hayrettin'i, ne de Emirdağlı Davud'u. Ne oldu bize Bican? Ne oldu? Babam kiminle konuşuyor? Bir şey söyle Bican. Nereden bileyim? Sizi çok özledim arkadaşlar falan diye konuşuyor. Bana kızdın mı Bican? Ne olur bana kızma Bican. Ben o matarayı sana ulaştırmak için çok uğraştım. Çok istedim Bican. Ama biliyorsun işte. Dört taraftan... Girip bir baksana. Şşş. Boş ver. Sayıklıyordur herhalde. Hadi.
Baba. Babacığım iyi misin sen? Ha? İyiyim. İyiyim tabii. Baba. Gece çok sayıkladın. Ama çok şey konuştun. Bir duysaydınız. Neler konuştu neler. Sayıklamadım ben. Ama o zaman kimle konuşuyordun sen? Dede. Yoksa birilerini mi alıyorsun ha içeri? Şöyle camdan içeri kızlar falan. Mert susana be. Şşt. Bana müsaade. Aptalın tekisin sen. Ben göstereyim şimdi sana aptalı. Susun be. Kahvaltınızı edin. Sen bana itiraz ediyorsun ama bu meselenin sonu yok İsmet. Bilmiyorum Nurcan. Kararsızım. Ben başımızdan atalım demiyorum ki. Onun için de iyi olacak. Bak artık son derece iyi bakım evleri falan var. Ya tamam da Nurcan anlamıyorsun. Huzursuzluğu hissetmiyor musun İsmet? Bak çocuklar da biz de hatta baban da. Neyse sonra konuşuruz. Hoşça kal. Aslı, 2 dakika sus artık. Fiyatlar da iyi. 24 saat doktor, fizyoterapi, sosyal imkanlar diyor. Ne dersin? Tabii canım. Onun için de çok iyi. Bütün gün burada tıkılıp kalıyor adamcağız. Ya baba ya, siz delirdiniz mi? Aslı, kızıyorum ama. Asıl bunu kapatmak lazım ya, bakım evine. Baksana, konuşuyor. Cak 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 cak. Çocuklar. Yeter ama artık. Bu kavgası yapılacak bir mesele değil. En iyisi ben yarın gideyim. Şu huzur evi idaresiyle bir konuşayım bakayım. Thank you.
bak şunları oğlum. Allah Allah. Ulan neredeyse askerliğin geldi. Hala sana yemek yemeyi öğretiyoruz ha. Ya öğreniyoruz işte baba. Orada öğretirler sana evlat. Bence de. Askerlik öyle bir şeydir ki. Bican geliyor İsmet. Efendim? Bican kim baba? 54'te birlikteydik. Aynı mahalle, aynı mektep, aynı gemi. Kore'de de aynı birlikteydik. Yani? O akıllıydı tabii, yedek subay oldu. Biz onbaşılıkla iktifa ettik. Yani o adam mı geliyor baba? Hmm. O da yaşlanmıştır artık, öyle değil mi baba? Hayır, hala genç. Hala gep genç. Dedem uçuyor yine. Öldüğünde 22'sindeydi. Hala öyle. Dün söyledikleri nasıldı ama? Dehşet. Dün gece hiç uyuyamadım. Vallahi düne kadar kafamda bir acaba vardı ama artık kararlıyım. Gidip konuşacağım şu bakım eviyle. En doğrusu. Yaş ilerledikçe neler oluyor işte hayatım. Orada rahat eder, merak etme. Belki de sen haklısın. Hoşça kal. Güle güle. Bakalım benim taze nane kokulum, gel, gel. Dede, senin bu garip iltifatlarına da bayılıyorum yani. Bizde daha neler var? Dede. Hı. Sana inanmadılar. Doğrusu ben de. Farkındayım, farkındayım. Ama dede, 50 yıl önce ölmüş bir adamın seni ziyarete geldiğini söylüyorsun. Kızım. Benim yaşımdaki insanın arkasından teneke çalsalar gene de umurunda olmaz. Arkadaşın mıydı? Bican mı? Evet. Daha ötesi. Kardeş de sen. Yaralanmış. Sıhhiyeci çocuk tanırdı bizi. Haber verdi. Vardım. Sol böğründe koca kızıl bir leke vardı. Bir ağaç gövdesine dayayıvermişler. Uykusu gelmiş de dalacakmış gibi. O hengamede ortalık cehennem. Apaçık işittim. Su diyordu Bican. Su! Su! Yanaşamadım bu tarafa. Ne zabitler bıraktı, ne de yaylım ateşi. Matarayı havaya fırlattım. Var gücümle fırlattım Bican'a doğru. Bir gözüm matarada, bir gözüm Bican'da. Ulaştıramadım. Matara onun ayak ucuna düşmeden hemen önce Bican'ın başı omuzuna düşüverdi. Hep küs olduğunu düşündüm bana. Hep kızdığını. Hep içime öyle doğardı. Ama geldi işte. Geldi. Yine kim geldi? Ya dede, evi otogara çevirdin ya. Gelen gelene. Hadi bakalım küçük hanım, çıkıyoruz. Nereye? Ya şu huzur evine ya.
Annem de bakacakmış da oradan da... Hadi. Beni yollayacaklar Bican. Gemide gördüktü, hatırlar mısın? Büyük teneke kutulara, istifli sardalyalar. İnsan ölü balık bile olsa patlar be Bican. Düşünsene, kalayla bir kaba kapatılıyorsun. Üstünü lehimliyorlar. Beni oraya kapatacaklar. Sonra unutacaklar beni. Sanki hiç yaşamamışım gibi. Bana inanmıyorlar. Seni gördüğüme, senden konuştuğuma, anlattığım hiçbir şeye inanmıyorlar Bican. Sanki ben yalan söylüyormuşum ya da hayal görüyormuşum gibi. Sen hala gençsin. Ama insan belli bir yaşa gelince artık ona kimse inanmıyor. Ama bana bir işaret verse. Bir düğme, ne bileyim apoletlerinden birini. Elbet onların karşısına çık, onlarla konuş demiyorum sana. Ama inandırsan onları. Baba yine mi? Çok şey mi istiyorum Bican? Söylesene. İsmet! Baba ne oluyor? Matara ulaşmış ona. Suyu içmiş. Ne matarası baba? Neler söylüyorsun sen? Bican, ben onun ölürken suyu içemediğim... Baba yapma ya. Sabahın köründe anlattığın şeye bak. Hayaletler, periler. Bırak Allah aşkına ya. Ama su... Sürekli doktor da olacak. Yani ne bileyim, adamların işi bu baba. Niçin? Ne için? Doktor. Doktor niçin? Baba, hayaletlerle konuşuyorsun. Kafanda kurup kurup çözüyorsun. O hayalet değil. Yine başlıyoruz. Babacığım, bu endişe verici bir şey. Sen hastasın. Kabul et. Benim bavulum hazır oğlum. Meraklanma. Gideceğim. Ama oraya da girsem, mezara da girsem, benim gördüğüme hayalet deme. Kadar kaldı ha? 20 yıl mı? 30?
Aslı. Ben sana nane kokulum diyorum. Senin şu yaptığına bak. Semizotuna döndün. Dede. Seni özleyeceğim dede. Merak etme. Ben hep gelirim. Gelirsin tabii. Boşaldı. O kıymetli odanı da kiraya ver şimdi. Baba. Baba. Bana kızgın olduğunu biliyorum ama... Sana kızgın değilim. Kuş dediğin yavrusunu uçurur. Ben de seni uçurdum. Kendine bir yuva kurdum. Sonra kalkıp senin yuvana geldim. Olmayacak bir şeydi. Olmadı. Dediğimin odasını ben alacağım. Kes sesini.
Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın. İlaçları alalım mı? Günaydın. Uyuyor musunuz hala? Münir Bey. Aman Allah'ım. Ahmet Bey, Meral ben. 106 numaradan. Evet, dün gelen. Vefat etmiş. Hoş geldiniz efendim, odasında. Sağ ol. Buyurun. Şu valizdekiler giysileri. Bu nedir? Bilmem. Matara. İyi ama... Bilmiyorum beyefendi. Bu eşyalar tutanakla tespit edilir. Bir yanlışlık olmasın? Sanmıyorum. Herhangi bir yanlışlık yok. Şurayı imzalar mısınız? Beyefendi. İmzalar mısınız? Sonra bende kalacak. Sonra siz bunu da atarsınız çöpe. Dedeme attığınız gibi.
Hadi yatmıyor musun? Ben biraz oturacağım. Sen yat. İsmet! İsmet! Vatana ulaşmış olan. Suyu içmiş. Bican. İsmet, İsmet. Baba ne oluyor? Matara ulaşmış ona. Suyu içmiş. Ne matarası baba? Neler söylüyorsun sen? Bican. Ben onun öldüğünde suyu içemedim. Baba yapma ya. Sabahın köründe anlattığın şeye bak. Hayaletler, periler. Bırak Allah aşkına ya. Ama suyu... Geç oldu, yat artık. Tamam. İyi misin? İyiyim. İnsan gençlikte geride kaldıktan sonra kendini bir halt sanmaya başlıyor. Ne çocukları beğeniyor ne de ihtiyarları. Aslı, siz beni affederseniz eminim deden de affedecek. Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.